Selam arkadaşlar, herkese merhabalar. Cömert Toolbox içerisinde bulunan 10 tane indikatörü kullanımıza sunan Hasan kardeşimizin paylaştığı bu indikatör kutusunun TradingView'de nasıl kurulup Pine editöre yapıştırılıp çalıştırılacağını göstermeye çalışacağım. Şimdi ilk etapta Hasan arkadaşımızın Twitter'daki hesabından şu anda tarih olarak 2 Ekim'de paylaşmış. 2 Ekim'deki Twitter alanına gelip, yani o tarihteki paylaştığı Twitter hesabında bu adres Medyafire adresine gelip dosyayı indiriyoruz. Bu dosyayı indirdikten sonra işlem çok basit. Pine editöre götürüp kopyalayıp yapıştırmaktan başka bir şeyimiz yok. Gördüğünüz gibi hemen zaten teknik olarak çok kısa ve küçük bir dosya. Bunu Ctrl A, Ctrl C yaparak Ctrl A yapıp seçiyorsunuz. Ctrl C ile kopyalıyorsunuz. Sonra getirip şu grafikte alt bölümde buraya tıkladıktan sonra aşağıda arkadaşlar Pine Editor bölümü var. Buraya tıkladığınızda size boş sayfayı açıyor. Buradakileri silip bu bölüme yine Ctrl V yaptığınızda tüm olanı biteni buraya yapıştırıyor direkt. Teknik olarak artık bu bölgede size indikatörleriniz yüklenmiş oluyor. Burada yapmanız gereken kaydet butonuna basarak burada bu bölümde kaydet dediğiniz zaman isim, komut, adını, ismini yazabileceğiniz gibi ayrıyetten de bu bölgede kendi ismiyle de kaydedebilirsiniz. Şimdi ben de kayıtlı olduğu için ben bu kayıt kısmını yapmıyorum, kaydetmiyorum. Tekrar ikinciye kaydedip üst üste bildirmenin bir manası yok. Hazır burada kayıtlı şekilde zaten var. Buraya çok basitçe kopyala yapıştır yaptıktan sonra alt bölümde yine şey de diyebilirsiniz. Şurada grafiğe ekle butonuna bastığınız zaman otomatikman grafiğe ekler. Eğer aynı şekilde grafik bölümünde kaydettikten sonra burada ismi çıkacaktır. Bu ismin yanında oluşan bir yıldız işareti olacak. Burayı da seçerseniz favorilerinize eklenmiş olacak. Her seferinde tekrardan aramak zorunda kalmayacaksınız. Peki bu indikatörün içerisinde neler var? İlk başta hareketli ortalamalar var. Hareketli ortalamaların içerisinde de EMA'dan tutun, ağırlıklı hacim ortalama, basit ağırlıklı ortalama, tüm ortalamaları koymuş. Yani sadece EMA değil, tüm diğer ortalamaları da istediğiniz periyotlarda seçip zamanlarını ve türlerini değiştirerek istediğiniz şekle ve farklı rakamlara çevirebiliyorsunuz teknik olarak. Bu da oldukça kolaylık sağlıyor. Aynı anda ekranda birden fazla osilatörü ve indikatörü görme şansı sunuyor. Bu bölgede şimdi mesela EMA ortalamalarımız açık şekildeyken aynı anda pivotlar da açıkmış, haftalık pivot değerleri. Hemen bu bölgeye gelelim. Yine orayı kapatalım. Haftalık ortalamalarda mesela günlük ortalamaya bakmak istiyoruz. Günlüğü seçip tamam dediğimizde daha küçük çapta geliyor. Tabii bu periyotları saatliğe çevirdiğinizde günlük pivotları daha geniş kapsamlı görebilirsiniz teknik olarak. Mesela şu anda Bitcoin piyasasında günlük pivot üzerinde seyreden ve R2 direncinin üzerinde tutunmaya çalışan, burada destek almaya çalışan bir görüntüye sahip Bitcoin piyasasında şu anda fiyatlama. Yine teknik olarak baktığımızda hemen şöyle gelelim. Başka neler kullanılıyor diye. İşte bunu yine haftalıkta bırakalım. Başka ne açabiliriz? Altta neler var diye baktığımızda işte süper trend eklenmiş. Burada ayarları istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Klasik kullanımı 10'a 2'dir. Siz burada isterseniz yüksek düşük
ortalamalarını alabilirsiniz veya kapanış değerleri olarak alabilirsiniz. Veya en yüksek değerlerden kullanabilirsiniz. Bu sizin piyasadaki tecrübelerinizle alakalı açılış fiyatlarıyla. Bunları seçtikçe tamamen şeyler değişir, değerler değişir arkadaşlar. Genelde teknik olarak ortalamaları 2-3 tane fiyat ortalamasını kullanıyor olmak daha doğru bir hamle olacaktır. Yani en yüksek, düşük bölü 2 seçimi doğru bir tercih olabilir Süpertrend için. Teknik olarak baktığımızda bu şekilde bakın Bitcoin piyasasında güzel bir çalışma örneği olmuş. Burada bir al sinyali üretmiş ve şu anda hala Bitcoin piyasasında Süpertrend al konumunu takip ediyor. Başka ne var? Süpertrend. Bunların hepsi birer tıkla açılıp kapatılabiliyor olması gerçekten çok büyük kolaylık olmuş arkadaşlar. Yani indikatörün birini kaldır, öbürünü indir. Sorunu tamamen ortadan kaldırdığı için Hasan kardeşimize çok teşekkürler ediyoruz. Mesela şu anda baktığımızda haftalık bir hot üzerine 60 bir görüntüyle birlikte Bollinger Bandı'nın orta seviyesi olan en basit ortalama 20 üzerinde tutunmaya çalışan bir fiyatlama söz konusu Bitcoin'de. Hani birçok yorumu tek ekran üzerinde kolayca yapmanızı sağlayan güzel bir çalışma serisi olmuş. Yine aynı şekilde kullananlar için kolaylık olarak Ichimoku var. Onu da kullanımı biraz tabii karışık, herkes pek kullanmasını tercih etmez. Görüntüsel anlamda. Yine Donchain kanalı var. Aynı şekilde bu da Bollinger mantığıyla çalışan bir kanal hesaplaması. Orta bant, üst ve alt bantlara sahip olan. Onun dışında ne varmış? Bakalım. Parabolik SAR var yine. Bu da hisse fiyatının teknik olarak destek ve kırılım, destek ve direnç bölgelerini işaret eden bir indikatör olarak takip ediliyor. Daha sonrasında yine bakalım nerede kalmıştık? Parabolik sarı da açmışız, kapanmışız. İşte burada hacime göre barların renginin değişmesini sağlayabiliyorsunuz. Farklı renklerde ayarlanabiliyor barlar. Hacimlerin artışına göre mum rengi değişiyor. Burada mavilim klasik görüntüsü var mavilimin. Şu anda mesela mavilim maviye dönmüş teknik olarak görüntüde. Yine mavilimden sonra gösterebileceğimiz Tilson var, T3. Onunla ilgili ayarları var burada. Hani farklı ayarlarda kullanmak isteyenler olabilir diye ayarlarını da açık şekilde bırakmış Hasan. Yine sağ olsun. Yine alt bölgede benim kullanmayı sevdiğim OTT var. Onu da genel trend görüntüsünü en güzel veren indikatörlerden biri olduğunu düşünüyorum. Daha çok hani saatlikten ziyade günlük periyotta falan trend dönüşlerini güzel gösterdiğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu bölgede hani en azından 4 saatlik ve günlük takip edilebilir. Tabii canım saatlik de yani başında bekleyenler için sürekli takip edebiliyorum ben diyenler için saatlik de uygun olabilir. Şu anda mesela 4 saatlikte al satlar görüntüsü anlamında baktığımızda bu bölgede bir sat sinyali oluşturduktan sonra daha da aşağı inip yine buradan yukarı bir hareketlenme söz konusu şu an için. Ve pivot üzerinde 62.458 üzerinde olduğunu görebiliyoruz. Teknik olarak basitçe OTT'den bahsetmek gerekirse hani optimize doğrultulmuş ya da düzeltilmiş trend takip çizgisi diyebiliriz buna. Trend takibi yapan ve trendin değişikliklerini al sat sinyali üreterek bize bildiren bir indikatördür arkadaşlar. Bu indikatörün de oldukça özellikle uzun periyotlarda oldukça sağlıklı ve verimli çalıştığını görüyoruz. Şöyle geriye çektiğimizde hani güzel trendler yakaladığını, bakın düşüş trendlerinde fake'ler biraz var gibi gözükse de
Ama yakaladığımızda da güzel hareketler verdiğini görebiliyoruz. Şuradaki alanda 30 bin dolardan 42 bin dolara giden bir hareket söz konusu olmuş. Misal verirsek. Tabii Bitcoin piyasası çok fazla hareketli olduğu için bu kadar aksiyonlu gözüküyor bence. Daha böyle bizim borsamızdan bir hisse açıp baktığımızda bu kadar varacak mı bakalım dediğimde hani daha böyle mantıklı duruyor. Gördüğünüz gibi burada bir sat sinyali, daha sonra dipten verdiği bölümdeki fiyatlamada 15 liradan geldiğimiz rakam 16.70'ler 80'ler. Hala da trendin devam ettiğini söylüyor teknik olarak. Yani OTT'den kısaca bu şekilde bahsedebiliriz arkadaşlar, basitçe. Kullanımını bu şekilde izah etmiş olalım. Dediğimiz gibi bu bölümde Hassonia kardeşimizin Twitter hesabındaki Mediafire dosyasını indirip basitçe kopyala yapıştır yaparak Cömert Ultimate Kaya Toolbox indikatörünü kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Videomuzu beğenerek ve kanalımıza üye olarak bize destek olabilirsiniz. Teşekkürler.